Kebap artık değerli seyircilerimiz ülkemizin kültürlerinden, geleneksel kültürlerinden biri haline dönüştü. İşte böyle bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Denizli'den seslenmekteyiz. Ömür Kurbetoğlu Kebap Salonu işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Mehmet Kurbet bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Mehmet Bey, Ömür Kebap olarak verilen hizmetlerimize ve tercih edilme sebeplerimize değineceğiz. Fakat ben öncelikle ekran başındaki izleyicilerimizle kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Mehmet Gurbetoğlu kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben Mehmet Gurbet. Denizli doğumluyum. Denizli'de kebapçıyım. 4 kuşaktır. Biz bu işi yapıyoruz. Dedelerden olarak aynı devam ediyor. Yani rahmetli babam vardı. Ben ondan öğrendim. Onun babası varmış. Onun da babası derken ben de evladımı öğrettim. Onun da var aynı şekilde. Yani 4 kuşaktır, 5 kuşaktır biz Denizli'nin yerlisiyiz. Bu işi yapıyoruz. Evet. Dedelerinizden kalan bir meslek az önce bahsettiğimiz gibi. Evet. Siz 4. kuşak olarak devam ettiriyorsunuz. Evet. Oğullarınız da 5. kuşak olarak bu işi burada Denizli'de devam ettiriyorlar. Bir şubeniz daha bulunmakta. Var. Bayram yerinde oğlan duruyor. Orada bir şubemiz daha var. Aynı şekilde devam ediyor. Yine bayram yeri kasap ve peynir pazarı içerisinde de 50 yıllık bir işletme burası. Evet, evet. Siz de burada aynı şekilde hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Ömür Kebap olarak sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Ömür Kebap sadece yani denizin tandır kebabı olur. Kuzu etinden yapıyoruz. Evet. Özellikle süt kuzudan olur. Odunumuz da değişiktir. Bu sakız odunu, çitlenbek odunu deriz. Sadece ondan yapılır. Sıcak pidemiz var. Evet. Pide üzerine doğranır. Bu şekilde olur. Evet, yanında tabii ki kuru biberi. Kuru biberimiz var mevsimine göre. Domates söğücümüz var. Yayık ayranımız var. Evet. Pişkin soğanımız var. Şöyle bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde gelen misafirlerimize servis ediyorsunuz. Servis ediyoruz. Süt kuzusundan elde ediyorsunuz. Evet. Ürünleri bu kebabı onlardan elde ediyorsunuz. Evet. Kendi besi çiftliğiniz var. Evet, benim Denizli'de tek kebapçı olarak benim besi çiftliğim var. Kendime ait. Orada büyük başlı besliyorum ve küçük baş dükkan için kuzuları yetiştiriyorum. Onları besliyorum ve onları kesiyorum. Evet. Yani kendi besi çiftliğinizden elde etmiş olduğunuz hayvanlardan onları bu ürünleri kullanıyoruz. Elde ediyorsunuz. Evet. Ben hiç yani dıştan et alıp da işi yetmem. Kendi beslediğim kuzuları kesiyorum. O yönden kendi ürettiğimizi kullanıyoruz. Yani organik gibi bir şey oluyor. Evet. Kuzu tandır. Yine kuzu kelli olarak burada. Evet. Aynı şekilde. Süt zaten kuzusu, iki çeşit kelli. Var. Kuzu kelle, kuzu kebap olarak var. Başka bir şey yok Denizli'nin. Yani bu özel olarak fırın kebabı olarak bu var. Evet. Peki bu hizmeti sunarken öncelikle dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Sonuçta bir gıda sektörü. Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz Mehmet Bey? Şimdi nasıl diyorum? Yani yerimiz küçük ama burası bir aile işletmesi gibi bir yerdir. Yani bir esnaf yeri. Evet. Esnaf yeri. Yani elimizden geldiği kadar hijyenik olmaya çalışıyoruz. Evet. Kuzularımız dediğim gibi zaten kendimiz kesiyoruz. Mezbada özel kesim oluyor ve hepsi veteriner kontrolünde. Evet. Hijyenik doğrultuda. Hijyenik mezbada kesilip de geliyor. Özel burada parçalıyoruz. Sabahleyin bir kuzu 8 parçaya bölüyoruz. Fırınımıza atıyoruz. Sabahleyin 9.30-10'da başlar. Akşamüstü 4'e kadar, 5'e kadar devam ederiz. Evet. Hepsi burada. Evet. Şimdi biraz efendim işletmenin ayrıcalıklarından bahsedelim. Şimdi gıda sektörü olarak elbette böyle yalnız değilsiniz. Değiliz tabii. Bu hizmeti sunan birçok işletme varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli Ömür Kebap olarak? Valla ben nasıl diyeyim, burada 50 senedir buradayım ve 50 senedir yani 7 tane kebapçı vardı, şimdi oldu 50 tane kebapçı. Evet. Yani bilen de bilmeyen de bu iş geliyor. Biz anamdan babadan yani bu atadan gelen bir mesleğimiz bu. Evet, yani bu iş sizin artık kanınızda var. Tabii ki, tabii ki. Siz de öyle bir kuşak olarak bu mesleği sürdürüyorsunuz. Aynı şekilde. Oğullarınız yetişiyor, yine diğer şubede bir oğlunuz bulunuyor. Diğerleri de burada yine size yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor. Geri geldiği zaman çatal bıçak bekleyen insanlar oluyor burada. Şimdi kebap diyelim, şimdi göstereyim ben size. Evet. Şimdi şu
Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam edecek. Sizlere Denizli'den ve sektörün en iyisi Ömür Kurbetoğlu Kebap Salonu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.